Aziz dostlar, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki bir pazarın seherinde, bir pazarın sabahında bizleri yine kendi mabedinde, kendi huzurunda bizleri toparladı ve cem eyledi. Elhamdülillah. Rabbimize sırf bunun için ne kadar şükretsek azdır. Büyükler der ki, Allah size büyük lütuflarda bulununca, dönün o lütuflarda size bulunduğundan dolayı bir defa daha teşekkür edin. Onun için büyükler zekat verince dönüp bir de o zekatın sadakasını verirlermiş. Rabbim bana lütfettin bu zekatı vermeyi nasip ettin, bir de bunun teşekkürünü vermek. Değil büyüklük taslamak. Ben kalktım sabah namazına geldim. Senin evine geldim. Ben olduğu yerde diyor, hiçbir şey olmaz. Onun için buraya nasibi olan geldi. Niceleri belki saatini kurduğu halde, niyetlendiği halde, arkadaşına bana mutlaka haber ver dediği halde nasibi olmadı. Ama nasibi olan, nasibi olduğu kadar bu kapıdan istifade eder demiş büyükler. Rabbim nasibi kesilenlerden değil, nasibi devam edenlerden eylesin inşallah. Efendiler Efendisi aleyhissalatu vesselam her fırsatta, her noktada ifade etmeye çalışırım ki aleyhissalatu vesselamın yapmış olduğu minval üzere biz de onun mihrabında ashabına döner ve sabah namazından sonra onlarla sohbet eder. Onların gözlerinin içerisine bakar, onları temaşa eder, varsa derdi olan, rüyası olan onların dertlerini dinler. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz yine bir sohbet esnasında buyurdular ki kapıdan giren insana dikkat edin. Herkes dikkat kesildi. Acaba kapıdan kim girecek diye bir de baktılar ki Ensar'dan birisi. Elinde abdest almış terlikleriyle, ayağında çorabı da yok, mescide doğru geliyor. Sıradan birisi. Efendimiz buyurdular ki kapıdan gelen insana dikkat edin, cennet ehlinden birisini görmek isteyen bu insana baksın. Bütün sahabe kiram acaba kim geliyor diye baktılar ki, normal bir insan, Ensardan birisi. Aradan biraz geçti, aleyhissalatu vesselam Efendimiz de yine, sahabe kiram, aziz dostlar, şuna dikkat buyurunuz, sahabeyi sahabe yapan, Efendimizin sohbetlerinde bulunmalarıydı. Sohbet deyip geçmeyin lütfen. Sohbet insanı kemale ulaştırır. Kitap okumak değil, üniversiteyi okumak değil, arif olmak insan ayrıdır. Ama ilim ehli olmak insan ayrıdır. İrfan sahibi olmakla ilim sahibi olmanın arasında çok fark vardır. Onun için geçen burada sohbet eden bir hocamız dedi ki, artık asrımızda diplomalı cahiller fazlalaştı maalesef. Eskiden diploması cahiller vardı, şimdi artık diplomalı cahiller fazlalaştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yine bir sohbetteyken buyurdular ki, kapıdan gelen insana dikkat edin. Eğer cennet ehlinden bir insanı görmek isteyen bu insana dikkat etsin deyince, Enes bin Malik radıyallahu anh Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Diyor ki artık dikkat kesildi. Bu kimdir diye. Baktım yine geçen Efendimizin işaret buyurdukları o zat. Artık dedim ki bunun eteğine sarılacağım. Bu mertebeye nasıl ulaştı diye bundan mutlaka bunu öğrenmem lazım. Namazdan sonra dedim ki diyor o zata yaklaştım yanına. Efendim eğer müsaade ederseniz benim yatacak yerim yoktur. Evimde biraz bazı meşguliyetlerim var. Bazı problemlerim var. Bugün size müsaade, bugün size misafir olabilir miyim? O zaman dedi ki tabii baş tacı. Buyur bugün benim misafirim olabilirsin. Dedim diyor ve onun evine misafir oldu. Neyi merak ediyor? Acaba bu insan cennet ehlinden olma mertebesine nasıl ulaştı? Bunu merak ediyor. Gece vakti hangi ibadeti yapıyor acaba? Diyerek kafasında kurguladı. Baktım diyor Enes bin Malik.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın küçük yaşından beri dizinin dibinde büyüyen bir zat. Diyor ki, baktım aynen bizim gibi evine vardı, biraz çocuklarıyla şakalaştı, biraz meşgul oldu ve yattı, sabah namazı kalktı ve Mescid-i Nebevi'ye sabah namazının iftidah tekbirini cemaatle birlikte kılmak için mescide geldi. Fazla bir şey yapmadı. Merak ettim. Herhalde ben bugün misafirim de onun için yapmadı dedim. Efendim, eğer müsaade ederseniz ikinci gün de size misafir kalmak istiyorum dedim diyor. İkinci gün de kaldım, baktım ki yok. Sabah namazını sadece cemaatle kılmaktan başka bir ayrı bir ibadeti yok. Üçüncü gün ısrar ettim diyor. Üçüncü gün tekrar evine misafir olunca baktım ki herhangi bir gece ibadetiyle meşgul olması yok. Üçüncü günden sonra gündüzünü de diyor bir tabiri caizse şeyi aldım, mercek altına aldım. Baktım ki gündüzleri de bizim gibi hurmalıklarında bahçeleri var. Bahçede işiyle meşgul oluyor ama mutlaka cemaatle namazlarını eda etmeyi hiçbir zaman bırakmıyor. Tek yaptığı şey cemaate devam etmesi. En sonunda merak ettim. Dedim ki efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizle ilgili dedi ki cennet ehlinden bir insanı görmek isteyen şu insana baksın. Sen ne yapıyorsun da bu mertebeye ulaşabildin? Üç günden beri seni izliyorum. Ama gördüğüm kadarıyla çok üstün bir ibadetin yok. Bizim gibi sıradan ibadet yapıyorsun deriz ya. O zat diyor düşündü. Dedi ki benim öyle bir çok üstün meziyetim yok. İlmim yok. Hafız değilim. Ama olsa olsa dedi bir meziyetim var. Nedir o dedim Enes bin Malik. Dedi ki bütün insanları ayırt etmeden aynı muhabbetle, aynı sevgiyle kucaklarım. Öyle bir gönlü var ki diyor Enes bin Malik, öyle bir gönlü var ki hani mangal yürekli deriz ya, öyle bir gönül var ki dünyadaki bütün Müslümanlar o gönülde kendisine yer buluyor. Tek bir meziyet. Cennet ehlinden olmak isteyen mümin, mümin kardeşini sevmek durumunda ve cemaate, sohbete devam etmek durumunda. Rabbim ayaklarımızı buralardan kesmesin. Rabbim onların şefaatine, onların izlerinde düşüp ve onların basmış oldukları adımlarına basarak cennet ehlinden olabilmeyi bizlere nasip eylesin.